Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Evet, İran yönünü iyice Ermenistan'a döndürdü. İran'daki devir teslim törenlerine katılmak için yola çıkan Paşinyan, Fransa'dan bile sıcak karşılandı. Çünkü Paşinyan Tahran'daydı, kırmızı halıyla ve özel bir törenle karşılandı. Paşinyan yeni seçilen İran lideri Raisi'ye kutladı ve Raisi ile yaptıkları özel görüşmede Zengilan sözü aldı. İran uzun zamandır Zengilan üzerinde İHA'larını uçuruyor ve Zengilan kıyısında askerlerini teyakkuz halinde tutuyor. Bu kabul edilecek bir durum değil. Azerbaycan lideri Aliyev'in Hüdafer'in köprüsünde orada İranlı keskin nişancılar tarafından nasıl izlendiğini hatırlıyorsunuz. İran Paşinyan'ı kırmızı halıyla karşılarken Azerbaycan'ın bayrağını buruşuk bir şekilde sunuyordu, hatırladınız mı? Ceyhun Bayramov'un arkasında duran Azerbaycan bayrağı hem aslına göre yapılmamış hem de kırışık bir vaziyette ütülenmemişti. Azerbaycan bayrağını ütülemeyerek kırışık bir şekilde orada koyunca Ceyhun Bayramov itiraz etmiş ve gergin bir hava yaşanmıştı. Aynı İran bugün Paşinyan'ı ütülü Ermenistan bayrakları, evet, ütülü Ermenistan bayrakları ve kırmızı halılarla karşıladı. Raisi ile yaptığı özel görüşmede Ermenistan'ın Zengilan'la ilgili İran'dan tam destek aldığı, evet, kesinleşti. Basına kızıyorum. Uluslararası ajansları, evet, izliyoruz, takip ediyoruz. Ermenistan'ın ajanslarını Moskova'daki Rusya'nın Kafkasya konulu Kafkasya masası ile ilgili yazı yazanları dikkatle izliyorum. Yayınlarımda özellikle onların yayınladığı makaleleri çeviriyorum ve o makalelerde ne anlatılmak istendiğini, ne mesaj vermek istediklerini okuyorum. İşte zengin kaynağa böyle ulaşıyorum. Yani size sunulan süslü cümlelerin yerine kapalı kapılar arkasında ne dümenler dönüyor. İran, Paşinyan'ı kırmızı halıyla karşılarken aslında Müslümanım dediği karşıdaki Azerbaycanlı kardeşlerinin yüreğine kırmızılıklar düşürüyor. Kim istemezdi İran'ın Azerbaycan'ın yanında tam olmasını? Ben istemez miyim? Sen istemez misin? Bütün Türk olanlar istemez mi yanımızda olsaydılar? Nedir bu Güney Azerbaycan şaşkınlığı? Nedir bu Güney Azerbaycan kompleksi? Ben İran'ın bu Ermenistan dümeninden Avrupa ve Amerika'dan ödünler almak istediğini düşünüyorum. İran aslında Azerbaycan'a karşı hasmane tutup sergileyerek önemli ve kuvvetli bir destek sağlıyor. Birleşmiş Milletler Ermenistan'a yaptığı yoğun askeri ve ilaç desteğinden sonra İran'ın ambargosunu kaldırmıştı. Aslında İran bu ambargoyu da rejimin ayakta tutmak için yaptırıyor. Halkı bir taraf düşürüyor, halkını baskı altına alıyor, baskıcı bir yöntemle yönetiyor. İran'ın Paşinyan'ı kırmızı halıyla karşılamasını biz zaten şaşırmadık. Ama istiyorduk ki bu kadar şehit veren Azerbaycan'ın askerleri için bir şehitler için mesaj yazın. Karabağ'da vefat eden o şehitler cennette diye bir laf söyleyin. Hayır. İşleri güçleri Ermenistan'ın askerleri için başsağlığı dilemek. Evet, İran'ın yeni lideri Raisi aynı şekilde Paşinyan'a Karabağ'da kaybettikleri askerler için taziyelerini iletti. Bunu öğrenmek isteyenler ajansları araştırabilir. Raisi'nin Ermenistan'la görüştüğü birçok olayı Ermeni basınından takip edebilirler. Raisi gelir gelmez Paşinyan'a verdiği bu önem, Paşinyan Raisi'nin yanında yaşadığı büyük mutluluk başka bir duygu. Evet, Ermeniler iyice artık haddlerini aştılar. Artık işi çığırından çıkardılar. Çünkü Ermeniler ne barış dinliyor ne ateşkes. Rusya'ya sarılmış vaziyette istediklerini yapıyorlar. Hatırlayın, Paşinyan ne demişti? Bütün sınırlara Rus askeri gelsin. Öyle dedi ama
İran'la ilişkilerinde de yepyeni formüller arıyor. İran'dan beklentisini açıkça ifade edeyim. Her şeyi açıkça konuşalım. Lütfen bu toprakları düşünüyorsak her şeyi anlatmalıyız. İran'la Ermenistan'ın şu anda en büyük bağlantısı Zengilan'ın geri alınması. Zengilan'ın geri alınması için İran'dan o bölgeyi terörize etmesini, Ermeni çetlik ve daşnaklarını, çeteleri o bölgeden geçirterek terör eylemi düzenleyip yeniden İran'a geçmeleri için İran'dan destek aldı. Yani Zengilan'da Azerbaycan'ı değil diyor Raisi. Evet, Zengilan'da Azerbaycan'ı değil, Ermenistan'ı görmek istiyor. Yazıklar olsun. Gerçekten üzücü, gerçekten insanı incitici durumlar. Şimdi ifade etmek istediğim husus şu. Artık zaman geçmiştir. Artık İran lideri Paşinyan'a övgüler yağdırırken Azerbaycan'ın kahramanlarının yüreklerine kor düşürmüştür. Niye? Müslüman devlet diyorlar ve diyorlar ki İran Müslüman, neden bizim yanımızda değil? En azından bizi sevmeyebilirler, Türkleri sevmeyebilirler ama en azından bir tarafsız olabilirlerdi. Ben de onlara diyorum ki İran'ın safı bellidir. İran Vatikanlıdır. İran'ın safı Roma'dır. Yani bu konuda İran'ın değişeceğini düşünmek, İran'ın farklı düşüneceğini anlamak çok zordur. İran lideri Paşinyan'la yaptığı görüşmede muhtemelen askeri destek sözü, gizli askeri destek sözü vermiştir. İstihbarat vermeye çalışmıştır. Ama bunlar tabii ki derler ya bizim deyimde, hesap döner, sap döner diye bir deyim vardır. Aynen bunların yaptıkları bütün oyunlar kendilerine dönecektir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Azerbaycan'a silah ambargosuyla başlaması, bu konuda bir ambargo zinciri oluşturması, ayrıca Raisi'nin gelir gelmez Ermenistan'a verdiği büyük önem Ermenistan'ı şımartmıştır. Paşinyan şimdi Ruslardan aldığı destek ve İran'dan aldığı destekle özellikle İran sınırındaki zenginler almak için, o bölgeyi terörize etmek için kolları sıvamıştır. Kısa bir süre sonra mutlaka Zengilan'da karışıklıklar kendini gösterecektir. Bu karışıklıklar neticesinde artık önemli bir niyet açığı çıkacaktır. Ve İranlı elçinin özellikle sınırda Azerbaycan askerlerine dürbünlerle bakarak mesaj vermesi de bizzat İran liderinin emriyle olmuştur. Biz de bu durumu protesto ediyor ve reddediyoruz. İran'a diyoruz ki safını belli ettin, Turan'ı durduramayacaksın, kardeş Azerbaycan'a zarar veremeyeceksin. Çünkü Azerbaycan'ın yanında Türkiye var. İşte oynanan oyunları ve bugün İran liderinin Paşinyan'a gösterdiği büyük önemi ve görüşmelerde gündeme gelen Zengilan'ın Ermenistan tarafına geçmesi için elinden gelen yardımı yapma sözü verdi. Biz de diyoruz ki İran'a, hadi oradan. Evet değerli izleyenlerim, bir dahaki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.